Zülfikar Ali Bhutto kimdi ve Pakistan'a katkıları nelerdi? Pakistan politik tarihinde önemli bir figür olan Zülfikar Ali Bhutto, her zaman politik yaşamın içinde olan bir aileden geliyordu. Babası eski bir valiydi. Zülfikar Ali Bhutto, çeşitli politik başarılarından sonra darbeci general Ziya ul Haq tarafından 1979 yılında idam edildi. Kızı Benazir Bhutto da politikaya atıldı. 1988 yılında başbakan oldu, 2007 yılındaki silahlı saldırıda öldürüldü. Benazir Bhutto'nun eşi Asif Ali Zardari, 2008-2013 yılları arasında Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. Zülfikar Ali Bhutto politik olarak aktif bir ailede doğdu. Babası Şahbanaz Bhutto, İngiliz yönetimi tarafından şövalye ilan edilmişti. Şahbanaz Bhutto, İngiliz dönemi sırasında yerel valinin baş danışmanıydı. Bağımsız Hindistan döneminde 1947'de Cunagat eyaletinin başbakanı oldu. Pakistan devleti kurulduğunda Cunagat eyaletinin Pakistan'a katılımını sağladı. Ancak Hindistan, bölgenin Pakistan'la doğrudan sınırı olmadığı, sadece denizden erişimi olması nedeniyle eyaleti ilhak etmeyi başardı. Zülfikar Ali Bhutto, Amerika'da Berkeley Üniversitesi'nde ve İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gördü ve yüksek derecelerle mezun oldu. Politik yaşam Bhutto'nun kanında vardı. Çok geçmeden bu alanda bir yer buldu. Babasıyla yakın ilişkisi olan Cumhurbaşkanı Eyüp Han hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bhutto, Eyüp Han'a açıkça baba diyordu ve aslında ondan bir sonraki lider olmaya hazırdı. Pakistan devleti o dönemde Batı Pakistan ve Doğu Pakistan olarak iki bölgeden oluşmuştu ve aralarındaki uzaklık 3000 kilometreydi. Bhutto, zamanın başbakanı Mücib-ür-Rahman'ın iki ayrı bölgeden oluşan ülkeyi yönetmesinin imkansız olduğunu ve iki ayrı Pakistan için iki ayrı başbakan bulunmasını istediğini açıkça söylüyordu. Bhutto ayrıca 1965 savaşında Hindistan'ın Nehru yönetiminden sonra yönetim zafiyeti içinde olduğunu, uluslararası bir sınır karakoluna saldırmaya cesaret edemeyeceğini ve Cebeli Tarık operasyonu başlatmasının uygun olacağını Başkan Eyüp Han'a tavsiye etmesiyle önemli bir rol oynadı. Bu operasyon, her ne kadar Hindistan'ın işgal altında bulunan Keşmir bölgesini geri almaya çalışıp başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, Bhutto'nun öngörülerinin doğruluğunu gösterdiğini herkes kabul etti. 1965'teki Hindistan Savaşı ve sonrasındaki Taşkent Anlaşması'nın ardından Bhutto, Cumhurbaşkanı'nın etki alanından ayrıldı ve 1967'de Pakistan Halk Partisi adlı kendi siyasi partisini kurdu. Yeni Cumhurbaşkanı Yahya Khan'ın liderliğindeki 1970 seçimlerinde Pakistan Halk Partisi, Batı Pakistan'da çoğunluğu elde ederken, Avami Birliği Partisi Doğu Pakistan'ı silip süpürdü. Seçim sonucunda hem Mücib-ür-Rahman hem de Bhutto iktidarı paylaşma konusunda anlaşmazlık içine girdi. Cumhurbaşkanı Yahya Khan, Şeyh Mücib-ür-Rahman'ı başbakan ilan etmesine rağmen iktidarı ona devretmeyeceklerini duyurdu. Bhutto, Pakistan Halk Partisi'nin birkaç üyesinin Doğu Pakistan'a zaten gitmiş olmasına rağmen Dakka'ya gideceklerin bacaklarını kıracağım dedi. Ancak bu da iktidarı almak için yeterli olmadı. Bu tartışmalar sonucunda Pakistan ikiye bölündü. Doğu Pakistan topraklarında Bangladeş isimli yeni bir devlet kuruldu. Yahya Khan iktidarı Bhutto'ya sessizce devretti ve tarihin karanlık sayfalarında kayboldu. Bhutto böylece Pakistan'ın dördüncü cumhurbaşkanı oldu.
aynı zamanda sıkı yönetim uygulayan ilk sivil yöneticiydi. Zülfikar Ali Bhutto'nun kısa tarihi bu kadar. Şimdi onun başarılarına bakalım. Bhutto, Şimla Anlaşması ile 13 bin kilometre karelik bir alanı Hindistan'dan geri almayı başardı. Bu başarısıyla askeri çevrelerde kendisine saygı duyulmaya başlandı. Pakistan'ı parlamenter demokrasi olarak ilan eden ve tüm grupların mutabık kaldığı 1973 tarihli ilk anayasayı yaptı. Soğuk Savaş'ta müttefiki olmasına rağmen dış politikasını tamamen Çin'e ve Suudi Arabistan'a yöneltti. Bunun nedeni Soğuk Savaş yıllarında Hindistan'a ve Sovyetler Birliği'ne karşı hiçbir şey yapmayan İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ölçüde nefret etmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı petrol zengini bir ülke ile anlaşma sağlamak için bir İslami blok oluşturma hırsıyla Lahore'da uluslararası bir İslam konferansı düzenledi. Tüm Pakistan vatandaşlarının aile numaraları altında kayıtlı olduğu ulusal kimlik kartı sistemini başlattı. Pakistan'ın nükleer güce sahip olması konusunda çok kararlı davrandı. Pakistan'ın başlattığı nükleer çalışmalardan vazgeçirebilmek için Batı'da uluslararası nükleer caydırıcılık programı yürürlüğe koyuldu. Bhutto, ekonomik durgunluğa engel olmak için tüm sağlık, eğitim ve sanayi birimlerini kamulaştırdı. Bu sayede eşitsizliklerin ortadan kalkacağını ve ekonominin kısa sürede toparlanacağını savundu. Sovyetler Birliği ile güçlü ilişkiler kurdu. Bunun sayesinde Asya'nın en büyük çelik fabrikası Sovyet teknolojisiyle Karaçi'de inşa edildi. Pakistan Havacılık Kompleksi gibi ağır sanayi kuruluşları açmak da onun vizyonunun bir parçasıydı. Toprak reformları yapılması, orta ve alt orta sınıfın daha dengeli bir sivil idare oluşturması da onun desteklediği reformlardandı. Bhutto'nun mirası modern Pakistan tarafından halen benimseniyor. İdam edilmesine adli cinayet olarak bakılıyor. Ancak bazı siyasi muhaliflerin ortadan kaldırılmasına ses çıkarmamış olduğu ve muhaliflerini bununla tehdit etmiş olması unutulmuyor. Bhutto'ya bağlı eski bir devlet adamı olan Roedat Khan, Pakistan Ekşiyen Rüya adlı kitabında şöyle yazmıştı. 1971'den sonra Bhutto'nun son derece iyi başladığı rüya, izole edilmiş, öfkeli ve parçalanmış ulusu ayağa kaldıracaktı. Ama zamanla kötüye gitti. Dünya politik arenasında çok kısa sürede saygın bir yer edinmiş olması, ulusa parlamenter bir sistem armağan etmiş olması ve rekor bir sürede nükleer programını başarılı bir şekilde geliştirmiş olması onun hayatındaki büyük başarılarıdır. Ama ne yazık ki hikayenin sonunda o da kötüleşti. Bhutto'nun eski Adalet Bakanı onu bir cümleyle özetledi. Harika bir adamdı ama zalimdi.